Babun fil attari ve bey'il miski. Attar, kokucu, koku satan, parfümeri mi denir? Eskiden bu deyim vardı değil mi? Attar. Böyle bir kutuları olur onların. Bir de bir tane böyle büyük bir şeyleri, şırıngaları. Sağa sola sıkarlar böyle. Attar. O beyel miski. Attar konusu ve miskin satışı konusuna dair bab başlığı. 1995 nolu hadis. Haddeteni Musa bin İsmail'e. Bana Musa bin İsmail anlattı. Haddetena Abdülvahidi. Bize Abdülvahid anlattı. Haddetena Ebu Burda tebni Abdillahi. Bize Ebu Burde bin Abdullah anlattı. Kale dedi ki, Semi'atu Ebu Burde tebni Ebi Musa. Ben Ebu Burde bin Ebi Musa'yı işittim. An Ebihi babasından radıyallahu anhu, Allah kendisinden razı olsun. Kale dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah salat ve selam üzerine olsun dedi ki, مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ İyi arkadaş, oturup kalktığın münasebetin olan iyi kişi. وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ Kötü kişi, oturup kalktığın kötü arkadaş. كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ Misk satan, attar gibi veya وَكِيرِ الْحَدَّادِ veya işte demirci gibi, demir döven kişi gibi. Biri birini attara, diğerini demirciye benzetmiş. La ya'damuke min sahibil miski. İmma teşteriyahu, eğer misk sahibi yani attar, koku satan kişiden sana illaki ya satın alırsın, böylece kokuya sahip olursun. اَوْ تَجِدْ رِيْحَهُ Ya koklarsın, beraber bulunduğun için kokusu sana siner, bulaşır. Dolayısıyla böyle bir arkadaşlıktan illaki o güzel koku sana sirayet eder. Diğerine gelince, o da kötü arkadaşın örneği. وَكِيرُ الْحَدَّادِ Demirci ise, demir dövense veya o demiri veriyorlar ya şeyin içerisine, ateşin içerisine, körüye. Ya yuhriqu bedeneke, ya bedenini yakar, demiri çıkarırken, içeri verirken sıçrayan alevler veya değer bazen yanlışlıkla yakar seni. Av thawbeke, yahut elbisene sıçrar, elbisende küçücük küçücük böyle şeyler oluşturur, yanıklar oluşturur. Hiçbir şey olmazsa اَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيْحًا خَب۪يثَةً Kötü bir koku senin üzerine siner. Demiş salat ve selam üzerine olsun ve böylece iyi arkadaşla kötü arkadaşı tarif etmiş, benzetmiş veya teşbih etmiş diyelim. İyilikten iyiliğin hasıl olacağını, kötü arkadaştan da kötülüğün bulaşacağını, geçeceğini ifade ediyor. 1995. Yani yeriliyor derken aslında yerilmiyor. Sadece şey bakımından, teşbih ettiğimiz şeye örneklediğimizde kötü oluyor. Yani iyi arkadaşla kötü arkadaşı benzetirsek, siyahla yani renk benzetirseniz karayla beyaz gibi. Şimdi burada ne karanın ne de beyazın yani renk olarak bir şeyleri yok aslında. Ne bileyim, düşüklükleri yahut üstünlükleri. Ama biz benzetirken beyazı işte iyi arkadaşa, karayı kötü arkadaşa benzetiyorsak bir algı oluşturmak için. Orada mesela demirci diyelim, bunu bu anlatımı dinledi. Ben işte kötüyüm mü diye anlayacak orada. Yok, benim mesleğimin şu yanları
bulaşmasını Resulullah kötü arkadaşlıkta kötülüğün bulaşmasına benzetti. Çünkü bizim işte olur böyle, üzerini yakar. Ondan sonra çevirirken demir sana gelir değer, yanarsın falan. Buradaki yanmayı, o yanmaları falan kötülüğe benzetti yani. Halbuki o işin içerisinde o bir kötülük değil yani. Etrafında duran kişiler falan buna karşı ona uygun elbiselerini giymişlerdir falan, korunuyorlardır. Ama siz iyi kıyafetle, güzel kıyafetle öyle bir yere giderseniz orada sizi uyarırlar, yaklaşma yani, buradan senin üzerine sıçrar, o güzelim gömleğin işte yanar, pantolonun yanar diye. Bunun bulaşmasını, o minik minik yakmasını veya yakıcılığını kötü arkadaşa misal veriyor. Yoksa kötü arkadaş, işte demirci kötü arkadaştır, atlar da iyi arkadaştır, arkadaşlarını atlar seç, ondan sonra demircilerden de uzak dur gibi bir şey diyor değil. Hocam, Davud Aleyhisselam'ı da düşünürsek, işte demirci, mahveci var. Evet. وَعَلَنَّا لَهُ الْحَد۪يدَ diyor Cenab-ı Hak. Demiri ona yumuşattık. Veya herhalde yumuşatmayı öğrettik anlamında da anlayabiliriz. Belki de doğrudan yumuşattı bir mucize olarak yani. Çünkü demirin bazıları da diyorlar ki demirin keşfi o dönemdedir. İnsanlar onu şey yapmak için, şekillendirmek için ısıtıyorlar, bin bir zahmete katlanıyorlar. Allah Azze ve Celle Hazreti Davud'a bir mucize olarak eliyle onu yoğurmayı öğretti, verdi yani. Hiç ısıtmadan vesaire. Bu olağanüstü, dikkat çekiciydi o gün için, demirin keşfi döneminde. Ayetteki ifade bugün için de öyle. Ayetteki ifade de bence biraz onu öyle düşündürüyor. Yani o alenna lehul hadida, demiri ona yumuşattık. Ama bir kısımlarda diyorlar ki Allah Azze ve Celle ona, işte insanlık bilmiyordu böyle bir şeyi. Ona demiri işte ısıtarak gevşetmeyi, yumuşatmayı, sonra da şekil vermeyi öğretti. Bir sanat olarak yani bir. وَاَنْ يَعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فَسَّرْدِ Allah Azze ve Celle ona bu zırhı işte bu anlamda şeyden korunmaya وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ Sertlik yani savaş zamanı sizi sıkıntınızdan koruyabilsin diye bu anlamda elbiseler yapmayı ona öğrettik diyor. Zırh yani.